Beynini kayda koymayalım biliyorsun. Tekrar karşınızdayız. Bugün size B9TR ana sayfa değiştiren o iğrenç virüsü, o iğrenç programı nasıl kaldırabileceğinizi anlatmaya çalışacağız. İlk önce yapmanız gereken şey B9TR indir, kaydol yazarak. Hani bizim hazırladığımız B9 virüsü nasıl temizlenir? Yazısına tıklamak. Şimdi bu V9 virüsü çok ilginç bir şey yapıyor. Burada zaten hani yazımızda bunu anlattık. Hani nasıl bulaştığını. Ücretsiz programlar sayesinde bulaşıyor. İlk önce bunu bir anlatalım. Çünkü bu çok önemli. Hani virüsü temizlersiniz ama tekrar bulaşmasını engelleyemezseniz sürekli uğraşıp durursunuz ve virüs öyle bir virüs ki sürekli kendini değiştiriyor. Peki nasıl bulaşıyor? Ücretsiz programlar vardır. Hani WinRAR mesela bir ücretsiz programdır, işte Flash bir ücretsiz programdır. Yani o tür bilindik uygulamalar değil de daha bilinmedik bazı ücretsiz programlar vardır. İşte bunlar da size aslında V9TR'yi kurayım mı diye ya da işte ana sayfanızı değiştirmek istiyor gibi. Hani asıl programın dışında yan programlar sunulur. Siz mesela ileri deyip bir programı kurarsanız işte buradaki o V9'u aslında bir şekilde kabul etmiş oluyorsunuz. Kabul ettiğiniz için de antivirüs programları bu tür şeylere programlara virüs muamelesi yapmıyor. Çünkü diyor ki bu programı sen kurdun, sen izin verdin. O yüzden ben antivirüs programı olarak buna karışmam. O yüzden siz de program kurarken özellikle dikkat edin. İlk defa hani böyle bilmediğiniz bir ücretsiz programı kuruyorsanız o programın kurulumuna işte neleri seçtiğinize, oradaki işaretli şeylere, o işaretleri mesela kaldırmanız gerektiğini unutmayın. Peki bu virüsü nasıl temizleyeceksiniz? Virüs oldukça iğrenç bir virüs. Biz de hani bu virüsü kaldırırken baya baya bir uğraştık. Peki nasıl temizleyeceğiz? Mesela bunu ilk önce Internet Explorer, Chrome, Mozilla hangisini kullanıyorsanız hepsinde farklı bir işlem var. Ne yapıyorsunuz? Mesela burada bir Windows 7 bilgisayarda gösterilmiş. Şimdi aşağıda görüyorsunuz Internet Explorer, Mozilla, Chrome'un başlatma şeyleri var. Ya da masa üstünde de olabilir bu. Hani şu şekilde bir kısa yol. İşte bu kısa yolları ilk önce kendini atıyor. Peki nasıl atıyor? Onu gösterelim. Mesela o kısa yola sağ tıklayıp özelliklerine geldiğiniz zaman bakın şurada bir kısa yol sekmesi vardır. Bu kısa yola tıkladığınız zaman şu hedef klasöründe en sondakini v9tr.com olarak yapıyor. Ya da bunu değiştiriyor bazen tr-v9.com yapıyor. v9.com yapıyor gibi. Sürekli virüs kendini de değiştiriyor bu arada. Web sayfasını da değiştiriyor. Ondan haberiniz olsun. Peki bunu nasıl işte temizleyeceksiniz? İşte burayı sileceksiniz ilk önce. Ne yazacaksınız? İşte google.com yazabilirsiniz ya da işte hani ne kullanıyorsanız ana sayfayı biliyorsunuz. Genelde Türkiye'de Google kullanılıyor. Google'u yazabilirsiniz. Yapmanız gereken şey işte şu v9tr.com kısmını hatta böyle uzun uzun da gidiyor olabilir bu. Bayağı uzun bir şekilde gidiyordur. Oraya kadar getirmek hani http://www.google.com.tr yazmanız ve uygula demeniz gerekiyor. Peki virüs temizlendi mi? Hayır. Bunu mesela bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman virüs otomatik olarak bu kısa yolların hepsini tekrar değiştiriyor. Yani gayet ama gayet iğrenç bir virüs. Peki V9 virüsünün temizlenmesinin ikinci aşamasına geçeceğiz. Şimdi bu virüs dediğimiz gibi sürekli kendini değiştiriyor. Mesela biz de onun farkındayız. Yani sizi kandırmayalım. Mesela şu an bizim bu yazıyı hazırladığımız zaman Taskil adında bir klasör altında Taskil.exe diye bir şey yapmıştım. Nereye atıyor bunu biliyor musunuz? C'de program dosyalarının altında Adobe Reader 11'in mesela altına atıyor. Ya da Adobe'un Flash kısmına da atıyor olabilir. Peki bunu nasıl bulacaksınız? Şimdi çok basit aslında. Adobe Reader'ın içinde olan şeyler ESL, Reader, Resource Setup Files, Benioku ve Readme'dir. Bunun dışında başka bir şey yoktur. Bu Taskil olmaz, Askil olur. Ya da başka bir isim olur. O yüzden bu klasörü bulup yani bu farklı klasörü bulup silmeniz gerekiyor. Bunun için farklı bazı yöntemler de yapabilirsiniz. Mesela virüs ne zaman bulaştıysa, mesela atıyorum bu virüsü bir haftadır yaşıyorsunuz. Ctrl F ile bilgisayarımda arama yapıp yıldız.exe yazdığınız zaman
Son orada da tarihi son bir hafta yaparsanız, son bir haftada bilgisayarınıza yüklenen tüm egzeleri bulabilirsiniz. O bulduğunuz egzelerin içinde adı farklı, yeri farklı. Mesela Adobe Reader'ın içinde Taskil diye bir şey olmaz. Reader.exe olur. Adobe.exe olabilir. Ama Taskil.exe diye bir şey olmaz. Hani oradan belki problemi şeyi daha çok bulabilirsiniz. Peki, yine de bulamadınız. Şöyle bir yöntem daha var. Görev zamanlayıcısı. Bakın bu Windows 8.1'de de var, Windows 8'de de var, Windows 7'de de var. Nasıl ulaşıyorsunuz? Başlatarak kısmına görev zamanlayıcısı yazıyorsunuz ve şu görev zamanlayıcısını açıyorsunuz. Burada bu görev zamanlayıcısında öyle bir şey yapıyor ki şöyle saçma sapan isimde bir dosya oluşturuyor. Şimdi bu oluşturduğu dosya aynı zamanda zaten tetikleyicisine falan baktığınız zaman şurada tetikleyici var. Bakın bu çok önemli. Orada zaten egzenin yerini de gösteriyor. Hani tetikleyici işte bilmem ne nokta egze. Bunu çalıştıracak. Mesela onu bir işte taskil nokta egze ise bu başka bir isim de olabilir. Onu mesela aratıp o egzeyi bulup yine silebilirsiniz. Ve virüsten ancak ve ancak bu şekilde kurtulabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi antivirüs programları, işte zararlı yazılım kaldırma, mesela Malwarebytes oldukça başarılı bir programdır. Ama bu virüsü bulup temizlemiyor. Peki bu görev zamanlayıcısını nasıl sileceksiniz? İşte tıklayacaksınız, sadece delete tuşuna basacaksınız ve sileceksiniz. Burada dikkat edin, yanlış bir şey silmeyin. Mesela bakın burada Adobe'un da var. Adobe ne yapıyor? Kendisini güncellemesi gerekiyor Adobe Flash 1'e. O da diyor ki her gün şu saatte diyor, bir gün süre boyunca diyor, aralıklarla diyor, yenile diyor. Bir ki bakayım hani Flash Player güncel mi değil mi? Otomatik güncelleştirmeyi sağlıyor. İşte bu programda burada kendisini böyle adı dediğimiz gibi saçma sapan bir şey olabiliyor. İşte bilmediğiniz bir program olabilir. Dediğimiz gibi tıklayın ve silin. Ancak ve ancak virüsten o şekilde kurtulabilirsiniz. Hani virüsü temizleyemezseniz emin olun size bu konuda yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bize Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. En kötü ihtimal TeamViewer'la sizin bilgisayarınıza bağlanıp hani virüsün nerede olduğunu, nasıl silebileceğinizi anlatmaya çalışırız. Gerçekten ama gerçekten çok baş belası bir virüs. Sürekli kendini değiştiriyor. Sürekli yeni yöntemler buluyor. O yüzden bilinçli olmanızda program kurarken dediğimiz gibi tek tek adımları kontrol ederek hepsini tek tek okuyarak ilerlemenizde fayda var. Burada anlattığımız gibi egzesini bulmanız gerekiyor. Yani şurada şeyleri düzeltmeniz yetmiyor. Internet Explorer'un işte kısa yolunu ya da Chrome'un kısa yolunu ya da Mozilla'nın kısa yolunu değiştirmeniz yetmiyor. Aynı zamanda İşte şeyde yapmanız gerekiyor. Egzesinde bulup işte görev zamanlayıcısından da silip kurtulmanız gerekiyor. MSConfig'de mesela bazı hani bilgisayar işi kullananlar MSConfig'de mesela başlat programında gözükmüyor. Ne yapıyor? İşte kendini görev zamanlayıcısına atıyor. Bilgisayar açıldıktan 5 saniye sonra 10 saniye sonra kendini çalıştırıyor. Öyle olunca da tabii sürekli virüs buradaki kısa yolları değiştirip her tıkladığınız zaman o iğrenç web sayfasını açıyor. Yani virüs kendini sürekli değiştirmesi size hani yardımcı olmamız konusunda da bizi zorluyor. Çünkü dediğimiz gibi Taskil.exe'ydi en son sürümü. Şu an bunu bildiğimiz kadarıyla değiştirmiş başka bir yere atıyor. O yüzden hani birçok insan zorlanıyor olabilir. Bulmakta hani buradaki aşamaları deneyerek virüsü temizlemede zorlanıyor olabilir. Ama dediğimiz gibi bu virüsten kurtulmanız için biz size her türlü desteği sağlarız. Yeter ki burada web sitemizden bize ya da Facebook sayfamızda yine indir kaydol. facebook.com/indir kaydol. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yaşadığınız bu problemi de çözmeniz için elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Başka bir indir kaydol.com yardım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.